Merhaba, merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi herkes WhatsApp'taki adını yazsın bakayım buraya. Herkes bana WhatsApp'taki adını yazsın. Buraya yazsın. DDBB yani Fidan. Fidan da bu arkadaşların isimlerini tutacak. Hadi bakalım. Herkes WhatsApp'taki adını buraya yazsın. WhatsApp'ta adınız neyse 5. 6. 7. 8. sınıflarda. WhatsApp'taki adınız neyse yazın arkadaşlar buraya. Pirdas Tinasaova. Acaba sen şeyde misin? Söyle. 5. 6. 7. 8. sınıflarda mısın? Adını soyadını yaz. Başka Lale Abbaslı, sen 5. 6. 7. 8. sınıflarda mısın? Zehra Abdullahzade, sen 5. 6. 7. 8. sınıflarda mısın? Adınızı yazın arkadaşlar. Herkes adını yazsın. Çınar Ağariyova, o da yazsın. Sebire, 8. sınıf, o Sebire'yi biliyorum. Efendim, Aybe, herkes adını soyadını yazsın buraya. Adını soyadını yazsın. Evet, herkes adını soyadını yazsın buraya arkadaşlar. Aklar, karalar belli olsun. Diğerlerini çıkartacağım çünkü. Diğer grupta kimler varsa onları çıkartacağım. Kimler geliyorsa onları tutacağım, diğerlerini tutmayacağım. Şimdi Fidan yazar. Yalnız WhatsApp'taki adınızı yazacaksınız. WhatsApp'taki adınızı yazacaksınız. Adınızı, soyadınızı, bir de WhatsApp'ta adının soyadının neyse onu yazacaksınız. Oldu mu? Bak böyle yapacaksınız. Adınızı, soyadınızı yanına da evet. Nurlar Hikmet WhatsApp'ta yoksan olmaz. WhatsApp'a da girmen gerekiyor. Evet. Kaçıncı sınıfsan onu da yazacaksın. Bakın adınızı, soyadınızı herkes. WhatsApp'taki adını ve kaçıncı sınıf. Anladık mı arkadaşlar? Adınızı, soyadınızı tekrar tekrar söylüyorum. Adınızı, soyadınızı yazın. Bu bir. WhatsApp'taki adınızı yazın. İki. Üçüncüsü de neyi yazıyorsunuz? Kaçıncı sınıfsınız? Onu yazıyorsunuz. Diğerlerini çıkartıyorum ben. Bugün çıkartacağım şimdi. Birazdan çıkartacağım. Dersten sonra çıkartacağım. Evet. Ne dedik? Adınızı, soyadınızı tekrar ediyorum. Bak adınızı, soyadınızı. WhatsApp'taki adınızı. Evet, katılman gerekiyor. Adınızı, soyadınızı, WhatsApp'taki adınızı ve aynı zamanda kaçıncı sınıfsınız? Onu yazacaksınız buraya. Onu da burada Fidan yazacak. Bana rapor edecek, yazacak. Ben de diğerlerini çıkartacağım arkadaşlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Hadi size 2 dakika müsaade ediyorum. 2 dakika. 2 dakika içinde yazın. Hadi bakayım. Gelmeyen diğer arkadaşların hepsini çıkartacağım. Hepsini, hiçbir tane bile bırakmayacağım. Adınızı, soyadınızı, WhatsApp'taki adınızı ve aynı zamanda kaçıncı sınıfsınız onu da yazıyorsunuz. Evet. Bunu yazıyorsunuz. Diğer gelmeyen arkadaşlar kimler varsa onların hepsini çıkartıyoruz. Gerçekten gelenler buraya yazıyor. Evet, Fidan'a yazın. Fidan şu anda DDBB. DDBB. Her şey ortaya çıksın. Çıksın biz de bilelim kime ders veriyoruz yani. Kime ders veriyoruz? Adınızı, soyadınızı. Tekrar söylüyorum. WhatsApp'taki adınızı ve kaçıncı sınıfsınız? Evet. Kime yazıyorsunuz? Fidan'a DDBB'ye yazıyorsunuz. Evet. Adınızı, soyadınızı, WhatsApp'taki adınızı, sonra da kaçıncı sınıfsınız? Mert Fidan Gafarov şu anda burada DDBB olarak bulunuyor. DDBB. Evet. 5. 6. 7. 8. sınıflarda herkes adını soyadını yazdırsın Fidan Gafarova.
Herkes adını, soyadını yazdırsın. Yazdırmayanları dersten sonra çıkartacağım sevgili arkadaşlar. Yazdırmayanları dersten sonra çıkartacağım. Çünkü gelmeyen insanlar niye tutalım değil mi burada boş boşuna? Yani. Birazdan başlayacağız. Fidan sen herkese sor. Tamam mı? Herkese tek tek sor. Şimdi gelen olursa gene sor. Bütün hepsinin adını, cismini, ismini yaz. Adını, soyadını yazıyorsun. WhatsApp'taki adını yazıyorsun. Ve aynı zamanda bak adını, soyadını, WhatsApp'taki adını bir de kaçıncı sınıf. Yazıyorsun bu arkadaşların adlarını. Diğerlerini komple çıkartıp atıyorum. Çıkartıp atıyorum. Hiç kimseye bırakmayacağım. Arkadaşlar ben derse başlıyorum. Tamam, derse başlıyorum. Sevgili arkadaşlar, deriz derarı görüyorduk. Daha önceki dersimde deriz derarı görüyorduk, biliyorsunuz. Deriz derarı görürken bunların bir tekil halleri var. There is a child. There is a child yani bir çocuk var anlamına geliyor. There is an apple. Burada da bir elma var. There is a tree. Burada da bir ağaç var. Bunlar tekil halleri, tek halleri. Bunları cem yapmak için child'ı children yapıyoruz, apple'ı apples yapıyoruz, tree'yi de trees yapıyoruz. Some olumlu cümlelerde kullanılıyor. Yani tasdik cümlelerinde kullanılıyor. Birkaç anlamına geliyor, bir neçe anlamına geliyor. Dolayısıyla some children cem olduğu için, çoğul olduğu için, birkaç çocuk çoğul olduğu için burayı are kullanıyoruz arkadaşlar. Demek ki some sayılabilenlerde birkaç anlamına geliyor. There are some apples. Birkaç elma var diyoruz. There are some apples. O zaman bu ne oldu? Some apples olduğu için are oldu. There are some trees. Some trees birkaç ağaç demek. Birkaç ağaç çoğul olduğu için burada are getirdik. There are some trees. Sayılabilenlerde sevgili arkadaşlar, sayılabilenlerde some'ın anlamı birkaç anlamına geliyor. Unutmayın, sayılabilenlerde birkaç anlamına geliyor. Some'ın bir özelliği daha var arkadaşlar. Some sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor. Olumlu cümlelerde, olumsuz ve sorularda some'ı kullanamazsınız. Evet, geliyorum buraya arkadaşlar. Some'ı aynı zamanda sayılamayanlarda da kullanabilirsiniz. Sayılamayan isimlerde de mesela tea sayılmaz, çay sayılmaz. Sayılmadığı için izle söylüyoruz. Bakın izle. Milk sayılmaz mesela. Süt sayılmaz. Onun için izle söylüyoruz. Bakın deriz diye söylüyoruz. Şeker sayılmaz. Sayılmadığı için deriz, izle söylüyoruz. Şimdi çay olduğu zaman some eğer sayılamayanların önüne gelirse artık birkaç anlamına gelmiyor. Biraz anlamına geliyor. Biraz. Sayılamayanlar da biraz. There is some tea. Biraz çay var. There is some milk. Biraz süt var. There is some sugar, biraz şeker var. Azerbaycan Türkçemizde bir kadar anlamına geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın buraya. Buraya bakın. Biraz daha küçültelim. Evet. Evet, geldik buraya. Şimdi diyor ki burada there is a table demiş değil mi? There is a table. Şimdi there is a table'ı çoğul yapalım arkadaşlar. Hep beraber çoğul yapalım. There is a table'ı hep beraber çoğul yapalım arkadaşlar. There is a table'ı hep beraber çoğul yapalım. Herkes yapsın bakayım. There is a table. Herkes there is a table'ı çoğul yapsın. Göreyim. Göreyim arkadaşlar. There is a table'ı herkes çoğul yapsın arkadaşlar. There is a table'ı herkes çoğul yapsın arkadaşlar. Cem yapsın yani. Hadi. There is a table. Herkes çoğul yapsın. Evet. Pirdas, there are some tables olacak değil mi? Some olduğu için tables olacak. Are olduğu için tables olacak değil mi? Some'ı da koyun işin içine arkadaşlar. There are tables doğru ama some'ı da ilave edin arkadaşlar. Doğru. There are tables doğru ama some'ı da ilave edin. Aha böyle yazın. Bakın there are some tables. Gördünüz mü? There are some tables. Gördünüz değil mi? Bu şekilde çoğul yapın. There are tables da doğru. Ben ona yanlış demiyorum.
Ama there are some tables. Evet, tables'ı düzgün yaz. Evet, there are megamet. Evet, there are olacak değil mi? Düzgün yaz. Evet. There are table olmaz, zerrin kaya kıran. There are some tables. Some'ın da koy. Oldu mu yavrum? Hadi. Furkan, aferin Furkan. There are tables doğrudur. Some'ı da ilave edin. Birkaç anlamdaki some'ı da ilave edin. Efendim, megamet. There are same olmaz, some olacak. Onu some diye düzelt. Türe ar şokete. Bu ne? There are some tables. Ramile, tables'ı düzgün yaz. Tables'ı düzgün yaz kızım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşte Ramile'nin yazdığı gibi istiyorum. Aynen böyle istiyorum arkadaşlar. Evet, some'ı düzgün yaz normal. Nurlan. Some'ı düzgün yaz. Same aynı demek. Evet. Furkan, aferin. Gayet güzel. Hocam, telefon kendi yazdı. Tamam, düzeltin o zaman. Düzeltin. Şimdi ikiye geçiyorum. There is an orange. Bunu çoğul yapın. Yani cem yapın bunu. There is an orange. Bunu çoğul yapın arkadaşlar. There is an orange. Yani bunu, bakın bunu, içine some da koyarak çoğul yapın bunu. Hadi. There is an orange. Bunun içine some koyarak bunu da çoğul yapın. Bakayım. There are, olmaz Mert. Bak çoğul yapınca is ne oluyor? Are oluyor değil mi yavrum? E de kalkıyor. Evet, bak aynen böyle. There are some oranges. Is ne oluyor? Are oluyor. And de ne oluyor? Some oluyor. Orange da çoğul oluyor. Oranges oluyor. Yani zengin. Hepsi zengin oluyor. There are some oranges. Aferin. There are some oranges. Aferin. Any hiç anlamına geliyor ama olumsuzlarda kullanıyoruz any'yi. Biz şimdi any kullanmıyoruz değil mi? Olumlu cümlemiz. Tamam Pirdas. Evet. There are some oranges. Doğru. Aferin Pirdas. Aferin. Güzel. Evet. There are some oranges. Some, Nuray, S yap onu. Some oranges. Ben de biraz gerideydi. Ona yaptım şimdi. Güzel. Aferin. Aferin Sebire. There are some oranges. Aferin çocuklarım. Aferin yavrularım. Evet. Ne yaptık? Çoğul yaptık değil mi? Evet. Çoğul yaptık. Şimdi evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. There are some oranges. Fatma Seyliyeva. Aferin sana. Aferin. Devam ediyoruz. There are. Aferin. Ramile Şamkallı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi sizden ne rica ediyorum? Tam tersini istiyorum. There are some eggs. Var ya burada. There are some eggs. Onu tekil yapın. Yani tek cümle yapın. Evet. Burada bakın. There are some eggs. Eggs jam. Some jam. Birkaç anlamına geliyor. Are çoğul. Yani çoğullarda are kullanın. There zaten değişmiyor. Bunu bana tekil yapın. There are some eggs. Evet. Üçü bana tekil yapın. Tam tersini yapın. Evet. Şimdi bana. Evet işte bu. There is an egg. Aferin. Tekil olunca ne oluyor? There is an egg. Bakın Aybe yazdı. Evet Megamet yazdı. Başka? There is one egg. Bu da doğru. There is an egg ya da there is one egg. Bu da doğru. Zerrin de doğru yaptı. Aferin. Mehmet Doğan da doğru yaptı. Egg olmaz Nuray. Çünkü sait olduğu için en gelecek önüne. There is an egg. Aferin Aybe. There is an egg. Aferin Furkan. There is an egg. Aferin Ramile. There is egg olmaz Pirdas. Niye? Çünkü egg'in e'si sait olduğu için önüne en gelecek değil mi benim balam? Evet. Is'i unutmuşum Nurlan. Is'i ilave et. Evet. Is'i ilave et. Devam ediyoruz. Arkadaşlar D'de BB'ye cevap verin. Çünkü o içinizde kimler katılıyor onları kaydediyor. Bana verecek. Diğerlerini sileceğiz arkadaşlar. Gulub Aliyeva egg olmaz. Çünkü niye egg? Önündeki e harfi e sait olduğu için en egg olacak arkadaşlar. Aynur Baliyeva. Aynur en dediğin zaman eks olmaz yavrum değil mi? Eks olma en diyorsun bak en. Tekil iz var orada. Dolayısıyla egg olacak. Düzelt hemen onu. There is an egg. Aferin sana Nuray. Bu kim?
There is an egg. Gulubaliyeva. Aferin. Yanlış olanla düzelsin. There is an egg. Evet. Evet. There is an egg. Başka katılan. Şu anda kimlerse onları yaz. Şu anda kimlerse fidan onları yaz. Kimler geldiyse dersimize onların hepsinin isimlerini, adlarını, soyadlarını, WhatsApp adlarını ve kaçıncısını onları bana yaz. Hazırla. Herkes adını fidana yazdırsın. DDBB'ye yazdırsın arkadaşlar. Evet. Fatma Seyliyeva. Aferin. Efendim. Diğerlerini sileceğim çünkü. Diğer arkadaşları sileceğim. Evet. Ne demiş? Bak. Bak bak. Aziz arkadaşım diyor ki A, E, I, O, U. Ağzımızdan böyle sağ çıkarsa N gelecek diyor. N gelecek önüne. Gayet güzel. Evet. Arkadaş herkes adını DDBB'ye yazsın. Diğerlerini çıkartacağım gruptan. Evet. WhatsApp'ta da yazın. Nurlar Hikmet. Ha, Aynur Baliyeva düzeltmiş. There is an egg demiş. Bravo. Başka. Tamam. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın burada there are some pears diyor. Bakın there are some pears. Birkaç tane armut var diyor. Bunu bana tekil cümleye çevirin. Tekil cümleye çevirin. Aynı eggs'te olduğu gibi. Tekil cümleye çevirin. Evet. There are some eggs. Bunu bak aşağıda dördüncüyü arkadaşlar. Dördüncüyü tekil cümleye çevirin. Aferin Rauf, ay be, aferin kızım, aferin yavrum, there is a pear, çok güzel, bir armut var dedi, teke çevirdi ya, başka bir şey yapmadı. Mehmet Doğan, aferin. Ramile Şamhalla, aferin. Rauf Müzefferzade, aferin. Efendim başka, Sebire, aferin yavrum, bir armut değil mi onun için. Evet, Nurlan Hikmet, aferin. Başka, kim bu? Furkan Morkoç. Aferin Furkan. Aferin. Mert Yağlı. Mert. Tekile çevireceksin yavrum. Tekil olduğu zaman bir armut olacak. Yani şöyle olacak bak. Bak böyle olacak benim yavrum. Oldu mu? Mert böyle yazacaksın yavrum. Tekile çevirince iz oluyor değil mi? Gulub Aliyeva. Aferin. Başka. Pirdas. Aferin. Megamet. Aferin. Aferin. Buradaki bütün arkadaşlar, gelen arkadaşlar isimlerini DDBB yani bu arkadaşa bakın bu arkadaşa yazdırsın. Dur bir dakika onun adı buradaydı. Bu arkadaşa yazdırsın. Tamam bak bu arkadaşa DDBB adı fidandır. Gruptan da yazdırabilirsiniz, buradan da yazdırabilirsiniz. Herkes adını yazdırsın. Adını yazdırmayanları birazdan hepsini çıkartacağım atacağım. Çünkü çalışanlar gelsin buraya değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. İşte bu arkadaşa. Herkes buna yazsın. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi bakın buraya arkadaşlar. There is some spaghetti. There is some spaghetti. Bu ne diyor? Biraz spagetti var. Biraz spagetti var. Spagetti sayılır mı sayılmaz mı? Bunu soruyorum önce arkadaşlar size. Spagetti sayılır mı sayılmaz mı arkadaşlar? Spagetti sayılır mı sayılmaz mı? Bana bunu yazın. Spagetti countable mı uncountable mı? Herkes bunu bana yazsın. Spagetti sayılmaz değil mi? Spagetti sayılmaz. Peki spagetti sayılmaz değil mi arkadaşlar? Aferin size. Spagetti sayılmaz değil mi arkadaşlar? O zaman ben bu cümleyi cem yapabilir miyim? Ben bu cümleyi cem yapabilir miyim arkadaşlar? Çoğul yapabilir miyim ben bu cümleyi? Spagetti'yi ben çoğul yapabilir miyim? Uncountable. Aferin. Aferin Furkan. Evet. Ben bu cümleyi çoğul yapabilir miyim? Yani cem yapabilir miyim? Beşi. Çoğul yapabilme imkanım var mı? There is some spagetti'yi çoğul yapabilir miyim? Hayır. Yapamam. There is some spagetti'yi çoğul yapamam. Demek ki bu şekilde yazılıyor. Başka türlü yapılmaz değil mi arkadaşlar? Aferin. Evet, çalışan bana 5-6 tane öğrenci olsun yeter. Gerek yok fazlaya. Ama çalışan olsun, her derse gelen olsun. Değil mi? Hayır değil mi arkadaşlar? Aferin size. Evet, güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya arkadaşlar. Bakın buraya. There is some milk. Gördünüz mü? Bakın there is some milk. Bu there is some milk'i çoğul yapabilir miyiz? Yani cem yapabilir miyiz? There is some milk'i. 6'yı çoğul yapabilir miyiz? Cem yapabilir miyiz? 6'yı. 6'yı çoğul yapabilir miyiz arkadaşlar? Yapamayız değil mi? Hayır değil mi arkadaşlar?
Hayır değil mi arkadaşlar? Hayır. Çünkü niye çoğalıyor? Çünkü süt sayılmaz arkadaşlar. Süt sayılmaz değil mi? Süt sayılmayacağı için there is some milk, çoğul yapılmaz. Peki, aferin size, güzel. Peki, there is some sugar. Bunu cem yani çoğul yapabilir miyiz? There is some sugar'ı çoğul yapabilir miyiz? Yediye geldik arkadaşlar. There is some milk. Çoğul yapabilir miyiz? Yapamayız değil mi arkadaşlar? There is some milk. Bakın, there is some spaghetti. There is some milk. There is some sugar. Peki bir soru daha soruyorum arkadaşlar. Buradaki some'ın anlamı ne? Beşinci, altıncı, yedinci cümlelerin içinde geçen some'ın anlamı ne? Buradaki some'ın anlamı ne? Buradaki some'ın anlamı ne arkadaşlar? Bak bu beşinci, altıncı, yedinci cümlelerde geçen some'ın anlamı ne? Ne bu some'ın anlamı? Bilen var mı? Biraz değil mi Mert Yağlı? Aferin biraz. Başka yazan var mı? He? Some sayılamayanlarda ne? Uncountable, doğru. Biraz anlamına geliyor değil mi? Biraz. Biraz bir geder. Aferin Ramile Şapkallı. Evet. Biraz bir kadar anlamına geliyor arkadaşlar. Biraz. Evet bak böyle arkadaşlar yazıyorlar bak biraz. Herkes yazıyor arkadaşlar. Görüyor musun? Zerrin biraz. Evet fidan biraz. Efendim Sebire biraz, efendim pirdas biraz bir geder anlamına geliyor. Evet, gülü biraz, Aynur evet buraya gelelim. Evet biraz, evet devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam peki. Herkes WhatsApp grubunda olan tüm arkadaşlar önce adlarını bak adlarını isimlerini. Sonra WhatsApp adlarını, sonra WhatsApp adlarını, sonra da kaçıncı sınıf olduklarını işte bu arkadaşa bakın Fidan. Arkadaşımın adı Fidan. Bu arkadaşa yazdırsın. Diğer arkadaşları WhatsApp grubundan çıkartacağım arkadaşlar. Halide neymiş biraz. Aynur neymiş bir geder. Sam değil mi anlamı? Fatma neymiş biraz bir geder anlamına geliyor. Bravo. Gerçekten bravo. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi artık devam edebiliriz. Rahat rahat devam edebiliriz. Evet. Şimdi pers, armut. Sadece bunu söyleyin bana. Sadece bunu söyleyin arkadaşlar. Söylediklerimi yapın. Güzelce ne? Hadi bakayım şuraya. Şuraya geleyim. Heh. Evet. Şu. Bakın burada. Pers. Sayılabilir mi? Sayılamaz mı? Pers. Şu. Şu arkadaşlar. Pers. Pairs. Sayılabilir mi? Sayılamaz mı? Countable ya da uncountable yazacaksınız. Pairs. Countable'sa C yazın. Uncountable'sa U yazın arkadaşlar. Pairs. Ben söyleyeyim siz yazın. Pairs. Pairs. Armutlar. C yazın. C countable demek. C countable demek. Evet. Evet. Aynen böyle bakın. Dur. Aynen böyle bak. Countable. Uzun da bu arkadaşlar. Bakın countable. Gördünüz mü? Pairs. Evet, countable. Böyle yazın arkadaşlar. Milk, countable mı, uncountable mı? Milk, countable mı, uncountable mı? Milk. Milk, milk. Milk, countable mı, uncountable mı? Milk. Yazın. Milk, süt. Sütü yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet, milk, uncountable. Aynen böyle Ramile gibi yazın. Bakın, milk yanına U yazın, uncountable. Anladın? Aynen böyle yazın. Milk uncountable. Megamet öyle yazılma. U ile yazılı uncountable. Evet uncountable. Evet bu uncountable böyle yazılıyor. Furkan Morkoç yazmış. Teşekkür ederim Furkan Morkoç. Bak böyle yazılı uncountable. Bunun U harfini yazıyorsun sadece. Anladınız yavrum? Uncountable bu. Evet. Table. Countable mı? Uncountable mı table? Table. Aferin bak böyle yazmanızı istiyorum. Table countable. Anladık? Table countable. Aynen böyle. Table countable. Evet. Table countable. Bak böyle. Table countable. Buna. Peki bananas countable mı? Uncountable mı? Bananas. Bananas countable mı? Uncountable mı? Bunu yazın. Bananas. Bananas. Evet. Furkan aferin. Bravo. Zerrin aferin. Ramile aferin. Zerrin aferin. Evet. Mert Yağlı aferin. Mert Yağlı neredeydi? Geçti gitti. Evet.
Banana, bak bananas. Countable değil mi arkadaşlar? Bakın bananas, countable, mert yağlı, countable, derin, countable, aziz, countable. Değil mi? Bak countable da böyle yazılıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte böyle. Efendim, Mehmet Doğan, countable, aferin. Halide, countable, aferin. Sugar, countable mı, uncountable mı? Sonunda çoğul eki var çünkü hocam diyor. Bak burada Mehmet yazıyor, Megamet yazıyor. Çoğul eki, çoğul eki olanlar countable değil mi yavrum? Evet. Pears, countable. Sugar, uncountable. Evet. Sugar, uncountable değil mi arkadaşlar? Evet. Sugar, uncountable. Bitişik yaz bunu yavrum. Sugar, uncountable. Megamet, uncountable. Aferin. Bananas, countable. Furkan, uncountable. Sugar, uncountable. Aybe, uncountable. Nuray, uncountable. Money, para, money. Uncountable mı, countable mı arkadaşlar? Money. Money, countable mı, uncountable mı? Money, countable mı, uncountable mı arkadaşlar? Money, para, para. Countable mı, uncountable mı arkadaşlar? Para, countable mı, uncountable mı? Yazın. Evet Furkan, aferin benim balam. Aferin. Para sayılmaz arkadaşlar. Paranın birimi sayılır. Mesela lira sayılır, manat sayılır, dolar sayılır değil mi? Evet, para uncountable arkadaşlar. Para uncountable. Para sayılmaz. Niye? Bir para, iki para, üç para diyemiyoruz ki değil mi onun için? Peki, orange. Orange, countable mı? Orange. Orange, countable mı, uncountable mı? Orange, evet Mert. Money, uncountable. Çok güzel. Megamet ne demiş? Hocam para sayılmaz. Orange, countable. Aferin Mehmet Doğan. Orange, countable. Aferin. Orange, countable. Evet, doğru. Evet, orange, countable. Orange, countable. Orange, countable. Evet. Sebire, karıştıracak bir şey yok benim kızım. Karşı para sayılmaz. Bir para, iki para diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsun ondan. Orange countable. Orange countable. Orange countable. Evet, devam ediyoruz. Oil. Oil yağ demek. Yağ sayılır mı arkadaşlar? Yağ sayılır mı? Bakın Furkan ne demiş? Orange countable demiş. Değil mi? Halide orange countable. Sebire orange countable. Nuray orange countable. Evet, geldik oil. Uncountable değil mi? Sebire, oil, uncountable. Niye karıştırmıyorsun işte? Nuray, uncountable. Mehmet Doğan, uncountable. Hocam, Muhammed Resul, Gmail adım benim, Megamet, Megamet. Evet, katılmak istiyorsan WhatsApp grubumuzda Fidan'a yazdır adını, seni de alalım içeriye. Evet, devam ediyoruz. Oil, uncountable arkadaşlar. İşte böyle, doğru. Peki yazın, X. Countable mı, uncountable mı arkadaşlar? X, countable mı, uncountable mı? X, countable mı? Yani yumurtalar. Countable mı, uncountable mı? Evet, countable değil mi? Evet, X, countable. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Children. Countable mı, uncountable mı arkadaşlar? Children, countable mı, uncountable mı arkadaşlar? Children. X, countable. Doğru. X, countable. Doğru. Evet. X, countable. Evet. Children, countable değil mi arkadaşlar? Children nedir? Countable. X, countable. Children, countable. Evet. Doğru. Bravo. Şimdi geldim. Apple. Apple countable mı, uncountable mı arkadaşlar? Apple countable mı, uncountable mı? Apple. Apple countable mı, uncountable mı arkadaşlar? Apple countable mı, uncountable mı? Hayır, para sayılmaz. Sebire, para sayılmaz. Bak şimdi sen atandan para isteyince, baba bana iki tane para versene, iki tane pul versene bana. Öyle mi istiyorsun? He? Baba bana üç tane pul versene. Öyle mi istiyorsun? Öyle istemiyorsun değil mi? Bana diyorsun ki mesela 30 manat ver, 50 manat ver, 100 manat ver veya 3 manat ver, 5 manat ver değil mi? Öyle sayıyorsun değil mi Sebre?
Ona göre düşün. Anladın yavrum? Evet. Apple countable arkadaşlar. Apple countable. Ya para, pul, para diye pul diye istemiyor. 3 pul, 4 pul diye istemiyor. Ne diye? Birimiyle istiyorsun. Birimiyle. Manat, lira, dolar. Anladın mı şimdi yavrum? Evet. Orange juice. Orange juice countable mı uncountable? Aha da Zerrin yazmış. Orange juice uncountable arkadaşlar. Aha. Halide Hacıyeva. Hocam bir şey söyle. Tabii söyleyebilirsin. Söyle. Şimdi anladın değil mi? Güzel. Güzel. Evet. Orange juice neymiş arkadaşlar? Orange juice uncountable değil mi arkadaşlar? Orange juice uncountable. Evet uncountable. Halide ne diyeceksen söyle. Yaz çabuk. Evet. Ne söyleyeceksen söyle. Kaçırmayalım. Evet. Evet peki. Spagetti. Spagetti countable mı uncountable mı arkadaşlar? Spagetti countable mı uncountable mı? Aferin Furkan. Aferin. Aferin Mehmet Doğan. Evet. Spagetti. Evet. Uncountable. Uncountable. Unutmayın ha. Güzel. Halde Celal mi senin adın? Ha, Celal söyle. Söyle ne diyeceksin? Celal değil mi? Celal. Orada Halde yazdığı için ben aklımda tutamıyorum çünkü çok insan var ondan dolayı. Tamam. Uncountable değil mi arkadaşlar spagetti? Peki geldik bag çanta. Çantaya gel. Ahan da Ahan yazdı bak yazdı. Aziz yazdı. Countable değil mi? Bag countable. Aferin size. Bag countable. Harika çocuklar. Gerçekten çok güzel. Bravo. Bravo. Şahane. Şimdi niye biz bunu countable, uncountable diyoruz? Çünkü sevgili çocuklar, uncountable'larda biz daima is'i kullanacağız. Uncountable'larda neyi kullanacağız? Is'i kullanacağız. Değil mi? Is'i kullanacağız. Sevgili arkadaşlar, bakın ben size iyi dinleyin beni. Ben size şu üçün ikisi var ya şurası. Bak şurası var ya arkadaşlar şurası. Şurayı ödev veriyorum bak burayı. Burayı ödev veriyorum arkadaşlar. Oldu mu? Yani şu üçün ikisi bak burayı. Burayı ödev veriyorum. Bu videoyu şimdi bitireceğim. Bu videonun altına bunları yazacaksınız. Anladın mı? Bananas countable. Biscuits işte countable. Bottles countable. Countable, uncountable diye bunları yazacağım. Videonun altına yazmanızı istiyorum. Oldu mu? Şimdi bugün bitiriyorum. Bundan sonra gerçek öğrenciler alacağız buraya. Anladık mı? Bugün niye bitiriyorum arkadaşlar? Bugün niye bitiriyorum? Çünkü bugün gerçek öğrencileri öğrenmek için ben buraya geldim. Anladık mı arkadaşlar? Gerçekten arkadaşlar katılmak istiyorsanız derslerimize, bakın gerçekten katılmak istiyorsanız şu anda bizim, bak fidan var burada, fidan bak. Burada fidan var, bakın fidan. Gördünüz mü? Bakın bu. Evet. Şeyi söyleyin, nedir onun adı? YouTube adresi DDBB. Buna yazarsınız arkadaşlar. Tamam, buna yazın. Önce adınızı, soyadınızı yazın. Önce 5. 6. 7. 8. sınıf olmanız lazım. Bakın. Adınızı, soyadınızı yazın. Sonra WhatsApp'ta adınız, soyadınız ne olacaksa onu yazın. Sonracıma şeyi söyleyin. Kaçıncı sınıfsınız onu yazın. Buraya 5. 6. 7. 8. sınıflar gelebilir arkadaşlar. Başka sınıflar gelemez. Evet. Fidan arkadaşımıza herkes adını yazdırsın. Şimdi o birazdan bana verecek. Tamam. O bana birazdan verecek. Ve verdikten sonra da ben diğerleri sileceğim. Kalanlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yapıyorum. Sebebine gelince neden bu kadar yapıyorum? Çünkü sevgili arkadaşlar bundan sonra çalışanlarla devam etmek istiyorum. Oldu mu? Gelmeyen insanlarla ne işim var benim? Evet, görüşmek ümidiyle.